Bir şey söyleyebilirim sana. Tabii ki İngilizce ve yabancı parçalar okuyan yarışmacılarımız öncelikle Hadise'yi ve Murat'ı seçiyorlar. Dolayısıyla orada bir yoğunluk var. Bak ben seni uyandırayım. Ama ben de parlarsın, fırlarsın. Ben de senin gibi yok. Onlar da çok var. Kendi kendine sen ne konuşuyorsun? Baba. Sen gittin. Oğlum gittin. Oğlum gelsene. Sen şimdi tam ne dedin? Onu bize bir anlatsana. Abi sen rakibimizin yanına gittin. Oradan buraya gel. Ben geleceğim. Kızı bizim almamız lazım. Arkadaş seni burada seçmeyeceği belli. Beni seçmeyeceği de belli. Bari bunu tavlayayım yani. Oradan bir şey oluyor. Hayır buradaki rakip o. Tamam. Hadise rakip burada. Ben insan gibi rica etmeye geldim. Bırakır mısın arkadaşı bizi? Ben öyle bir şey yok. Bir şey demedim. Bak sadece önce ya belli bir şey şimdi yapma. Bir şey bak, demedim. Bak önce rica ediyorum insan gibi. Peki. Eğer bu olmazsa tehdite kadar giden uzun bir... Ama bir şey söyleyeyim. Eli benimde ayağında nerede bak bak. Bak rahatlığa bak. Görüyor musun? Makosen reklamı gibi böyle bir... Bıkar mısın? Kıza her türlü gasp. Evet. Kalktık olmadı. Bak ya. Ay bitti. Bak güzel çocuğum. Gerçekten biraz önce çok doğru bir şey söyledim. Murat Boz'da ve Hadise'de senin gibi böyle yabancı şarkılar okuyan birçok yavrumuz var. Yarışmacılarımız var. Bizde yok. Doğrusunu söyleyeyim. Allah, ben de yine var. Ben biraz dönmedim. Da. Evet sende ben de var. Ben de hiç yok. Ben de hiç yok. Ben de parlar. Ve hiç olmayacak gibi de duruyor. Niye? Ben olmayayım. Bir dakika. Bir dakika. Seda ya. Çünkü yahu Sedacığım bu kızım. Ama Hadise'de çok bak, var. Hep Hadise'yi seçiyorlar aşkım, böyle şeyde. Hayata. Beni seç. Bebeğim burada bak beyaz sözlü konuşuyor. Bir dakika. Bu hanım kızımıza, benim gibi hanım kızımız dediğimiz sürece. Senin gibi de böyle çok yavrumuz var elimizde. Kız Beyoncé diyor, sen çok yavrumuz... Ben onu tanıştırırım Beyoncé'yle. Çok yavrumuz var falan ya. Bu dil değil. Bak onların dili ne kadar değişik bizden. Mesela? Bak diyor ki, oradaki resim ne diyor? Johnny Depp diyor. Aman. Yapabiliyor musun? Bu bizde yok. Hadi bakalım. Peki, onlar şey yapıyor. Oradaki resim kim? Johnny Depp, evet. Oh yeah! Ya ben de severim çok. Koltuğumu değiştirmek istiyorum. Yanımda gözümün önünde İngiliz oldu bir anda ya. Harikaydı ya. Beni seç. Ben de parlarsın. İnan. Ve bir gün bunu anlayacaksın eğer seçmezsen. Ama seçersen ben seni zıplatırım. Gerçekten orada bak. Ya şu anda o kızımız bizim jüri olduğumuza bile şaşkın bakıyor ya. Seçtiğim ya. Bu ne Türkçe şarkısı? Ne oluyor? Bir anda başka bir not da o yani. Anlayamadın sen onu ya. Ben anladım mesela yani. Hayır ben çözüyorum. O bana gelecek. Onun kafada şu anda Murat Boz niye dönmedi bu? Öyle mi? Ben söyleyeyim. Bende değil bir kere. Hiç bende değil. Direkt Hadise de söyleyeyim. Abi tabii bence de ya. Çünkü onun yaş kuşağı benim program için çok geç yani. Benim tanıyamazlar beni yani onların yaş kuşağı. Senin her yaş grubu beyaz öyle değil mi? Olur mu öyle? Yani tabii öyle de yani. Ya mutlaka öyle zaten de yani. Peki bir şey sormak istiyorum. Mesela Beyoncé ile Jay-Z'nin bu son albümünü dinledin mi? Bak. Dinlemedim. Bak. Onu dinlemedim. Yani şu anda bizi eze öyle mi? Eze. Hay anasını. Dinlemedin mi? Çok güzel. Orada da ama sen sanırım daha çok böyle slow parça seviyorsun. Always Love You gibi falan. Kıyafetine baktığında ama evet, içinde böyle bir deli dolu bir kız da var gibi hissediyorum. O yüzden hani Beyoncé'nin bu son albümü mutlaka dinle. Tamam. Beyoncé. Ya Beyoncé. 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 Oh my God. Beyoncé. Okay. Mutlaka dinle. Hı-hı. Belki de oradan böyle bir şeyler kapabilirsin kendin, hı-hı, için. Sende o tarz var çünkü. Hı-hı. İddialısın. Evet. Daha kendini keşfediyorsun. Ben acaba bu bölümün parasını almasam? Beni komple kesseniz buradan. Yani şu anda hiç kendime ait hissetmediğim bir yerde duruyorum.
kapışmaya giremeyeceğim yani. Ama yapacak bir şey yok yani. Çok iyi anlıyorum nasıl bir şeyler yapmak istediğini hissediyorum. Kıyafetinden, duruşundan. Peki, Beyaz seni neden seçsin? Beni neden seçsin? Ben bir sebep bulamadım da. Bak şimdi Acun abine nasıl kapak yapacağım, hazır mısın? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet. Kardeşim, Türkiye'nin en büyük televizyoncularından biri olan sen beni seçmişsin. Hem de ben seni şu an yücelterek kapak yaptım. Bak daha da feci bir şey yani. Pek yüceldiğimi düşünmüyorum şimdi. Birkaç tanem biri deyince. Türkiye'nin ne? Birkaç tane bir işte ben de varım. İşte bu donuş işte. Ne yapayım, en fazla iki yayınlayabiliyoruz arkadaşlar. Körler sağlar birbirine. Birbirimizi hani kollayacaktık, hani öyleydi. Hani satış yoktu yayında. Beyazım, burada kim kime sıkarsa biliyorsun. Yani ilk sıkan sen. Ben senin yerinde olsam beni seçerim. Hala o da ya. Bir dakika. Ama Seda ablanı seçersen gerçekten o pozu yerde verebiliyor. Güzel. Harika değil mi? Evet. Bak o pozu verip çığır açtı Türkiye'de. Beyaz ya. Gerçekten kafan karışmıştır çünkü evet. Stüdyoda yüksek bir enerji var. Evet. Evet, şu anda zor bir seçim senin için. Kariyer için koptum, önemli. Koptum. Ben yine kendi koltuğuma geçeyim de karıştırmasın beni şimdi. Bunun yanında yaşta yanar vallahi.